geçen gün azalan el emeği göz nuru meslekler neredeyse can çekişiyor. Bu mesleklerden bir tanesi de ayakkabı tamirciliği. İlçemizde 20 yıldır ayakkabı tamirciliği yapan Hakkı Şavkoğulları'na mikrofonlarımızı uzattık ve mesleği konuştuk. İyi günler. Bize kendinizi tanıtır mısınız? Ben Hakkı Şavkoğulları. Korkut Ali Ümit Kundura'yı çalıştırıyorum. Tamirhanesi. Kaç yıldır yapıyorsunuz bu mesleği? Bu mesleği 1994'ten beri yapmaktayız. Nasıl başladınız bu mesleği? Bu meslek benim rahmetli dedemin mesleği olarak geçiyor. Eski belki bilenler bilir, bu eski dikicilerden Topar Sadullah diye anılır kendisi. İşte onun yanına gider gelirken bir heves oluştu. İlkokuldan sonra da ben de bu mesleğe girmeyi düşündüm ve girdim. İşte şu anda da 25 yıldır esnafım. Peki eskisi kadar rağbet görüyor mu meslek? Ya eskisi kadar rağbet, şöyle söyleyeyim, kaliteli ayakkabılar olursa millet tamirye getiriyor, yapıyoruz. Ama böyle ucuz ayakkabılar çıkınca piyasada, böyle vinnek, evitasyon olanlar, ucuz olunca millet yaptırmak istemiyor yani. Art, yenisini al modeline geçiyor. Onun için tabii ki önceki kadar rağbet yok. Peki çırak yetişiyor mu bu meslekte? Çırak, şöyle söyleyeyim, çırak yetişmiyor, heves eden de yok. Zaten şu da var, yani okullarımızın liseye kadar mecbur devam ettiği için liseden çıkan da tabii bizim yanımıza gelip çıraklık yapmıyor işin şeyi, yani bir rağbet yok. Biz yani bu mesleği ileride bıraktığımız zaman bizim arkamıza yani gelebilecek bir esnaf kalmayacak yani. Korkutel'de şu anda 3 kişiyiz. Bizden sonra yani meslek bitme aşamasında. Peki son yani asgari ücret zammından sonra sizin de Bağkur primleriniz arttı diyebiliyorum. Ya, bu evet, sizi zorluyor mu? Evet. Şu anda bizim Bağkur primi mesela 650 TL'ydi. Şu anda tabii Ocak'tan sonra belli olacak da 180 TL gibi bir zam gelmiş. 850 civarlarında gibi olmuş herhalde. Yani işlerimiz zor aldı işin açıkçası. Bizim temennimiz devletimizden böyle küçük esnafı, bitmesi grubunda olan esnafları hiç olmazsa Bağkur'unda bir indirim yapmaları, desteklemeleri temennimiz o işin açıkçası. Ama böyle çok yüksek rakamlar Bağkur'umuz olursa biz de pek ilerisini iyi görmüyoruz yani. Devam edebileceğimizi zannetmiyoruz.